Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah emma ba'd. Tefsiru suretil fecr. Fecr suresinin tefsiri. İlk inen surelerden arkadaşlar. İlk inen surelerde gördüğümüz o genel mesajlar burada da var. Onlar nelerdi arkadaşlar? Birincisi Allah Azze ve Celle'nin kudretine, kainatın yaratılışındaki mükemmelliğe, muazzamlığa atıf. İkincisi ba'tü ba'del mevt, öldükten sonra dirilmeye gönderme. Üçüncüsü Allah'ın yeryüzündeki egemenliği, kudretinin hala kaybolmadığı, yok olmadığı. Buna işte kavimlerin helakıyla cevap veriliyor. Uyarılıyor, ikaz ediliyor. Şimdi burada Fecr suresinde Ad ve Semud kavmi zikredilecek. Bu Ad ve Semud kavmi, yani Kur'an'daki kıssalar içinde arkadaşlar, bütün kıssaları iki alanda zikredebiliriz. Birincisi Kitab-ı Mukaddes'te geçen kıssalar. İkincisi o gün Mekke halkının müşahede etmiş olacağı, ettiği, bizzat gördüğü, yani kalıntılarını bizzat gördükleri. O Mekke'deki şairlerin böyle uzun uzun onu resmedip anlattıkları bazı helaklar var. Bazı tarihi kaynaklar bunların işte Bizans tarafından gönderilen bir orduyla o sahil şeridinde yaşayan Semud kavminin işte ortadan kaldırıldığı da söyleniyor. Mecazi olarak işte Allah'ın azabı, ne Allah'ın azabı diyebiliriz değil mi? Neticede birinin çok fena bir şekilde zulmeden birilerinin mağlubiyet yaşamasını Allah'ın azabı diye isimlendirilebilir. Böyle bir isimlendirmeyle de, yani bu şekilde bir mecazla da anlatıldığı ifade ediliyor. Her halükarda arkadaşlar Fecr suresinde Arap belagatının ve talakatının, o devamlılığının, kelimedeki akışın muazzamlığını bizzat müşahede ediyoruz burada Fecr suresinde. Fecr suresine arkadaşlar mana vermek surenin akışını bile neredeyse bozuyor yani. Buna hiç dokunmayacaksın. Bunu olup böyle tekrar tekrar okuyacaksın. Nasihatleneceksin. Buradan faydalanmaya bakacaksın yani. Neredeyse yani. Tefsiru suretil fecr ve hiye mekkiyetun. İlk arkadaşlar Mekke'de inen sureleri şu üç alanda zikretmek, yani üçe bölmek mümkün. Birinci bölüm herhangi bir puta söz söylemeden, yani herhangi bir suçlamada bulunmadan muhataba, sadece Allah Azze ve Celle'nin kudretine işaret eden, yeryüzündeki Allah'ın egemenliğinin devam ettiğini, Allah'ın yeryüzüne hala yeryüzüne müdahale ettiğini, edebileceğini, işte zulüm çok yükselirse, çok fazla zulümle abad olunursa Allah'ın bela göndereceğini söyleyen ayetler. Sonra ilk inen ayetlerde arkadaşlar nübüvvet de yok. Sadece Allah Azze ve Celle'den, kainatın yaratılışından, mükemmelliğinden, semavının, arzın, ondan sonra işte devenin, işte yani yaratılmış, yani bir varoluşsal bir dil var yani. Orada varoluşsal, yani varlığı anlamaya çalışan ve anlamlandırmaya çalışan bir ayetler bütünü var ilk inen surelerde. Sonra ikinci gruba yavaş yavaş artık putlara dil uzatan, onların aracılığını reddeden ve tevhidi ifade eden bir grup ayetler var. Burada yine ahiret, ba'su ba'del mevt, Allah'ın kudreti, bunlar yine devam ediyor. Farklılık, yani bir yeni bir renk katılıyor ona. Allah'ın dışında Allah'a ortak koşulan şirk kavramı devreye giriyor. İlk küfür var. Fakat ilk ayetlerdeki küfür de hep nankörlük anlamında yani. Siz Allah'ın bu nimetlerini nasıl görmezlikten gelirsiniz. İnsanları ibadete teşvik eden. Sonra arkadaşlar tevhid devreye giriyor. Ondan sonra da üçüncü bölümde de artık inanç esasları dediğimiz, yani o ilk zamanlar kapalı olan veya muğlak olan Allah'ın zatı ve sıfatları, Allah'ın vasıfları, öyle diyelim, sıfatları diyelim daha doğrusu. Allah Azze ve Celle nedir? Allah bütünüyle ortaya çıkmış oluyor. Üçüncü bölümde de böyle diyebilirsin.
Fecr suresi işte bu birinci kısım ayetlerden. Zaten şu anda o bölümdeyiz biz. Aynı zamanda burada açık bir tebliğ davet de yok. Peygamber aleyhisselama şöyle ifade ediyorlar. Abdülmuttalib'in gençlere vaaz eden genç torunu. Yani çevresinde gençler oluşturan. İlk Müslümanlara baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten çok enteresan yani. Medine'ye hicret edenler içerisinde neredeyse yaşlı kimse yok. Yani iman edenler arasında yaşı en yüksek olan bir Hazreti Ebubekir'i söyleyebiliriz yani. Şöyle tek tek listeye baktığında çok nadir böyle bir iki kişi çıkarsa çıkar yani. Bir genç hareketi bu aslında. Gençlik hareketi yani. İslam ilk etapta. Ama sebebi hocam o yaşlıların biraz daha kafaları oturuyor ya. Değişmeye çok uygun değil mantıkları yaşlıların. İkincisi bu sadece İslam'ın yani o Mekke'ye ait bir şey değil. Genel bir şey yani. Yani Rusya'da da yaşlı bir adamın kafası daha da oturmuş olur. Kolay kolay değişmez. Ama daha önemlisi orada o bölgede bir bireysellik artmıştı yani Mekke'de İslam'dan hemen önce. Yani o kabile dayanışmasında bir kırılma oldu. Peki bunun sebebi ne? Çünkü İslam'dan hemen önce bir ekonomide inanılmaz bir refah seviyesinde yükselme oldu. Ekonomik refah seviyesinde inanılmaz bir yükselme oldu. Peki bunun sebebi ne? Onun sebebi de en önemli kırılma noktası arkadaşlar Fil Vakası. Fil Vakası'ndan sonra Mekke pazarı Orta Doğu, bugün Orta Doğu diyoruz. O kelimeyi de hiç sevmiyorum da. Yani o bölgede Ceziretül Arap'ta en cazip ve en popüler pazar oldu. Yani Fil Vakası'ndan sonra onun fiyaskoyla neticelenmesi sonucunda bölgede Mekke'ye, Kabe'ye akan hacı sayısı, turist diyelim, kat kat arttı. Yani sadece Fil Vakası'nın o figürlerinin başlarına gelenleri bizzat müşahede etmek için oraya büyük büyük seyahatler düzenlendiğine dair şeyler var yani. Bu Mekke pazarını daha da güçlendirdi. İster istemez Mekke'deki zenginliği artırdı. Mekke'deki ekonomik refahın artışına sebep. Zenginlik artınca da dayanışma azaldı. Yani o kabile dayanışmasında eskiye göre daha bir fertleşme, bireyselleşme çoğaldı. Bugün de öyledir hakikaten yani. Yani maddi durumu iyi olan bir adam köy derneğine çok uğramak istemez. Öyledir yani. Gitmek istemez çok fazla. Yani yeni bir çevre edinmiş. Yani artık daha farklı insanlarla oturup kalkan bir adam. Yani aile, sülale, dayı, amca, hala bunlarla çok fazla, bunlara çok ihtiyaç duymaz. İhtiyaç önemli bir şey yani arkadaşlar. Hayatı ihtiyaç belirler. Hayatı belirleyen bir tek bir kavram var, o da ihtiyaçtır. O bireyselliğin artmış olması, kabile dayanışmasının kırılmış olmasının etkisi var. Yani gençlerin yeni bir arayışa girmesinde etkisi var. Ha bu kabile dayanışmasının kırılmasının etkisi nasıl var? Niye var yani? Bu onu niye gerektirsin? O da şöyle arkadaşlar. Gerçekten güçsüz, zayıf insanlar, yetimler kendi aileleri tarafından da gözetilmemeye başlandı yani. Yani bir kabile kendi zayıf başındaki yani kendi kabilesindeki zayıf insanın başına gelen bir meseleyi eskisi gibi gurur meselesi yapmamaya başladı. Para var ya para. Para acayip bir şeydir yani. Yani böyle eski onur savaşları, gurur savaşları böyle daha böyle manevi, işte metafizik hadiselerin, paranın yani bizzat hayatın gerçeklerinin arka plana itilmesine sebep oldu yani. Evet. Evet. Fecr suresinin böyle bir dönemde indiğini biliyoruz. Yani ilk dönemler. Bunlar tabii büyülüyor gençleri özellikle. Bir kere iyiliğe davet ediyor, ibadete davet ediyor, sükunete davet. Bak bugün bizim gençliği çağırmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. İbadet, ibadet arkadaşlar bir dinginlik verir, bir sükunet verir insana. Yani bir yalnız kalmasına,
o çıldırmışlığı, çılgınlığı alır insandan yani. Dizginler biraz. Evet. Teheccüd tabii ilk zamanlar emredilen ibadetlerden. Gece kalkıp böyle insanların bir kenarda Rableriyle baş başa kalmaları. Bu da önemli. Ve hiye Mekkiyetün kalen nesai akbarana Abdülvehhab ibnül Hakem akbarani Yahya ibn Sa'id an Süleyman an Maharib bin Desar ve Ebi Salih an Cabir kale salla Muazen salaten fecaa raculun fesalla ma'hu fetavvele fesalla fi nahiyetil mescid sümmen sarafe febelege zalike Muazen fekale münafık. Biliyorsunuz bu birçok varyantı var bu rivayetin. Adam Hazreti Muaz namazı çok uzatınca adam çekiliyor mescidin bir kenarında. Muaz da ona münafık diyor radıyallahu anh. Fezekere zâlike le Resulillah fesâle fetâ. Fekâle ya Resulallah ci'tu usalli ma'hu fetavvela aleyye. Gittim ben. Bunu bayağı kısaltmış bu rivayeti. Yani uzun bir rivayet. Gittim ben diyor. Çok namazı uzattı. Fen saraftu ve salleytu fi nahiyetil mescid. Genç de anlatıyor ya Resulallah. Önce şöyle bir aralarında bir şey oluyor. Muaz diyor ki ben bunu Resulallah'a şikayet edeceğim bu genç. Allah Resulü, şu, o çocuk da diyor ki ben de başımızdaki imamı peygambere şikayet edeceğim diyor. Yani seni. Yani Muaz, Hazreti Muaz. Sonra adam anlatıyor. Faallaktu nadahi. Yani vasalleytu fi nahiyetil mescid. Mescidin bir kenarında namazımı kıldım. Faallaktu nadahi ve devemin yularını tuttum. Yürüdüm gittim yani işime baktım. Fekale Resulullah. Hadise-i Resulullah ikisinden de dinledikten sonra. Efettanun ya Muad. Bak arkadan konuşmak yok. Muaz fitnecilik mi yapıyor? Ne yapıyor böyle filan değil. Sen fitneci misin ey Muaz? Eyni enti min sebbih ismi rabbikel a'la ve şemsi ve duhaha vel fecri vel leyli idâ yagşâ. Eyni enti. Yani eyni, yani bunlar nerede? Bunları ne? Bunlar dururken ne diye başka uzun sureler okuyorsun? Bu rivayeti niye getirdi? Yani bu sureyi Peygamber Efendimiz Fecir suresi olarak anlıyor bizzat. Ondan dolayı. O mescitten kastı. Medine'de söylenmiş muhtemelen değil mi? Bu mescit Medine mescidi değil. Efendimizin mescidi değil tabii. Hazreti Muaz Yemen'e halife oldu da bu Yemen mescidi de değil. Çünkü neden? Rivayetlerde diyor ki yarın seni Peygamber Efendimiz'e söyleyeceğim diyor. Yarın gidiyorlar söylüyorlar. Bu Resulullah'ın vefatından yakın Medine'nin çeşitli yerlerinde mescitler oluşuyor. Bu Mescid-i Dırar hadisesi büyük bir travma meydana getiriyor ama onu hemen atlatılıyor ondan sonra. İşte oraya da imamlık yapacak, görev yapacak kişileri Peygamber Efendimiz tayin ettiği için şey oluyor yani. Müsaade ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr. Fecre yemin olsun. Fecir sabah demek arkadaşlar. Ve leyalin aşr. 10 geceye yemin olsun. Ve şef'i vel bedr. Çifte ve teke yemin olsun. Ve leyli idâ yesr. Yürüyen geceye yemin olsun. Yürüdüğü zaman geceye yemin olsun. Hel fî zâlike kasemün. Hel fî zâlike. Bunlarda var mıdır kasemün yemin? Lidî hicr. Akıl sahibi. Hicr, hacer, taştan geliyor. Elem tara keyfe faala rabbuke bi'ad? Görmez misiniz? Faala rabbuke, Rabbin ne yaptı bi'ad at kavmine? İrame ve İrame zatil imad, sütunlar sahibi, büyük direkler sahibi İrame. Elleti, öyle İrem ki lem yuhlak misl, öyle direkler ki lem yuhlak misluha. Onun misli yaratılmamıştı fil bilat, hiçbir beldede. Ve Semud'e, ve Semud'a ne yaptı? Üç yer zikredildi şimdi burada. At, İrem ve Semud. Ellezine cabu sahra bilvad. Onlar cabu kesiyorlardı. Aslında oymak demek. Aslında kesmek demek yani. Taşı ikiye bölmek demek normalde. Taş oyuyorlardı. Sahra, kayayı oyuyorlardı. Bilvadi, vadilerde. Bunlar kayaları oyarak arkadaşlar havuzlar yapıyorlarmış. Büyük büyük kayaları vadilere getiriyorlar. Ortalarını oyuyorlar ve oradan yağmur yağdığında su biriktirmiş oluyorlar. Yani böyle ilkel bir baraj inşa ediyorlar. Ve o kayaların içinden kanallar oluşturarak evlere su taşıyorlar.
Evet. Ve Firavun edil evtad. Ve evtad vel cibale evtada diyor Mülk suresinde. Vel cibale evtada. Evtad da arkadaşlar dik dağ demek yani. Cibelden farkı biraz daha böyle dik olması. Ve Firavun edil evtad açık çok net bir şekilde şeyden bahsediyor aslında. Piramitlerden yani. Dağlar insan eliyle yapılmış dağlar sahibi. اَلَّذ۪ينَ دَغَوْ فِي الْبِلَادِ Onlar ki beldelerde azgınlık çıkarttılar. فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ Ve orada fesadı çoğalttılar. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْدَ عَذَابِ Sevd ne arkadaşlar? Kamçı, kırbaç. Azap kırbacını Allah Azze ve Celle onların üzerine döktü. سَبَّ عَلَيْهِ Dökmek demek. Ama mecazi olarak hani kırbacı da yukarıdan aşağıya indirirsin ya böyle. İnne rabbeke senin Rabbin lebil mirsat elbette gözetleyicidir. Emmel fecru fe ma'rufun ve huve subhu kâlehu Ali ve İbn Abbas ve Mücahit ve İkrime ve Südi. Ve anil mesruk ve Mücahit ve Muhammed bin Kâb el muradu bi fecru yevmin nahri khâsaten ve huve khâtimetul leyalil aşar. Ve kîle el muradu bi zâlike es salâtu elleti tef'alu indehu. Yani sabah namazı. O Zilhicce'yi dedi yani değil mi? Kemal Kâle ve Ekrime. O vel fecr dediği 10. günün sabahıdır. Ve leyalini aş 10. günün sabahına ve 10. güne yemin olsun diye anlıyor. Ve şefe vel nefçe 10 ve 9. Yani şey Öztürk öyle diyor. Gelecek, hepsi gelecek. Yani 10 ve 9 diyen var. Bunlar arkadaşlar, işte ben şunu anlamaya çalışıyorum. Yani ve Firavun edil evtet mesela. Birden çok mana çıktı işin içine. Bu ne olur ki yani? Burada önemli olan o ayetlerin akışı içerisindeki seni büyülemesi yani. Seni vurması yani, çarpması. İçindeki anlam birden farklı olması buna zarar veriyor mu? Vermez. Evet. وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ جَمِيعَ النَّهَرِ وَوَا رِوَايَةٌ عَلِ اِبْنِ عَبَّاسِ وَالْلَيَالِ الْعَشْرِ الْمُرَادُ بِهَا عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ كما قالوا ابن عباس وابن زبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيهن من هذه الايام Zilhicce de söylüyor bunu. Evet. Yani عشرو Zilhicce. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَٰلِكَ بِشَيْءٍ Malıyla canıyla çıkıp da bir şeyle dönmeyen adam yani. Malını canını feda etmiş adam. وَقِيلَ الْمُرَادُ بِذَٰلِكَ الْعَشْرُ الْاَوَّلْ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَكَاهُ أَبُوْ جَعْفَرْ اِبْنِ جَرِيرْ وَلَمْ يُعِزُّهُ اِلَى اَحَدٍ Yani bunu rivayet etmiş ama kimseye dayandırmamış İbn-i Cerir. وَقَدْ رَوَى أَبُوْ كُدَيْنَ عَنْ كَابُوسْ بِنْ أَبِي ذِبْيَانْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسْ وَلَيَالِنْ عَشْرِ قَالَ هُوَ الْعَشْرُ الْاَوَّلُ مِنْ رَمَضَانْ Bu da var arkadaşlar. Ramazan'ın son 10 günü veya ilk 10 günü. İşte hocam bunu veleyel mesela sure indiği zaman sahabe ne anlıyordu? Şu iki ayeti okuduğunda direkt anlıyor mu? Anlıyor. Sahabe, ben inanıyorum kesinlikle sahabe bundan o da olur, bu da olur, şu da olur, şu anlama da gelir şeklinde bir şey anlamıyordu bence yani. Neyse onu anlıyordu. Biz şimdi arıyoruz yani, biz arayıştayız yani. Peki niye bu kadar farklı olan çıkıyor? He? Yani sonuçta bunların dayanağı da bir türlü İşte şu gelir. Sahabe bunları oturup tefsir etmemiş. Yani sahabe bunları konuşmamış yani. O yani ayet-i kerimeleri entelektüel bir zeminde ele almamış yani. Bunu ilmi olarak, ilmi bir araç olarak bakmamış bunu. Kur'an'a böyle psikolojik bir anlam atfetmediklerini çok net görüyoruz yani. Anlatabildim mi? İstiklal Marşı'nı her dinlediğinde, Türkçeyi bilen her insan dinlediğinde, Necip Fazıl'ın bir şiirini veya herhangi bir şiiri dinlediğinde etkilenir. Bir şiiri dinlediğinde etkilenir. Ama sor oradaki birine de ki, cüda ne demek? Etmesin beni cüda. Kaç kişi bilir cüdanın ne demek olduğunu? He? Kaç kişi bilir?
Çok az insan bilir yani. Ama İstiklal Marşı'ndan etkilenir yani, değil mi? Ondan sonraki gelen nesil bu İstiklal Marşı'nı işte farklı bir anlam atfeder buna. Ondan sonra oturur Cüda'yı tartışırlar. Cüda nedir filan. Mehmet Akif'ten bir rivayet. Necip Fazıl'dan bir rivayet filan. وَالصَّحِيحُ الْقَوْلُ الْاَوَّلِ وَالصَّحِيحُ الْقَوْلُ الْاَوَّلِ قَالَ الْاِمَامُ اَحْمَدْ حَدَّسَنَا زَيْدِ بْنِ الْحَبَّابِ حَدَّسَنَا عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَ حَدَّسَنِي خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِي قَالَ اِنَّ الْعَشْرَ عَشْرُ الْاُضُحِيَ وَالْوِتْرُ يَوْمَ عَرَفَ وَالْوِتْرَ يَوْمَ عَرَفَ وَالشَّفْعَ يَوْمَ النَّحْرِ. Anlaşıldı mı? Yani bu rivayete bakılırsa peygamber hiçbir şey kapalı kalmayacak şekilde zaten tefsir etmiş oluyor, değil mi? Rivayet çok sahih olsa zaten farklı bir şey çıkmazdı. Demek ki rivayetin senedinde bir ufak da olsa problem var ki böyle yapıyor. وَرَوَاهُ النَّسَائِ عَنْ مُحَمَّدْ اِبْنِ رَافِعٍ عُبْدَ بِنْ عَبْدُ اللّٰهِ كُلُّمْ مِنْهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَبَّابِ بِهِ وَرَوَاهُ اِبْنِ جَرِيرٍ وَاِبْنِ اَبِي حَاتِمٍ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ الْحَبَّابِ بِهِ وَهَذَا اِسْنَادُ رِجَالِهِ لَا بَأْسَ بِهِمْ وَعِنْدِي اَنَّ الْمَتْنَ فِي رَفْعَةٍ نَكَارَةٍ وَاللّٰهُ عَلَمْ. Evet, اَنَّ الْمَتْنَ فِي رَفْعِهِ نَكَارَةٍ اَنَّ الْمَتْنَ فِي رَفْعِهِ نَكَارَةٍ وَاللّٰهُ عَلَمْ. Evet, merfu olmasında bir gariplik var, bir nekaret var. وَقَوْلُهُ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ اَنَّ الْوَتْرَ يَوْمَ عَرَفَ لِكَوْنِهِ التَّاسِعَ وَاَنَّ الشَّفْعَ يَوْمُ النَّحْرِ لِكَوْنِهِ الْعَاشِرِ. Evet. وَقَالُوا اِبْنَ عَبَّاسِ وَعِكْرِمَ وَضَحَّاكِ اَيْزًا قَوْلٌ ثَانٍ وَقَالَ اِبْنِ اَبِي حَاتِمْ حَدَّسَنَا اَبُو سَعِيدَ الْاَشَجْ حَدَّسَنَا اُقْبَيْ اِبْنِ خَالِدٍ عن واصل بن السائب قال سألت عطاء عن قوله والشفع والوتر قلت صلاتنا وترنا هذا bu mudur yani buradaki ve şefe vel vetrideki salatuna vitruna hazen şu vitir namazı mı? قال لا ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحية. قول الثالث قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الإصبهاني حدثني أبي عن النعمان يعني ابن عبد السلام عن أبي سعيد بن عوف حدثني بمكة قال سمعت عبد الله بن زبير يخطب الناس فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع والوتر فقال الشفع قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه والوتر قوله ومن تأخر فلا إثم عليه. Bu Bakara suresinde var ya, Mina'dan eğer men تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. Yani Mina'dan inerken eğer acele ederse bir adam, ona bir günah yoktur. Yani ikinci günde inerse. Şef ona delalet ediyor. Yok eğer birinci gününde inerse, yani bayramın, ona da bir günah yoktur. Şef elbette odur. قَوْلٌ رَابِي قَالَ الْحَسَنِ الْبَصْرِي وَزَيْدِ بْنِ اَسْلَمْ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ شَفْعٌ وَفِتْرٌ اَقْسَمَ تَعَالَى بِخَلْقِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُجَاهِدٍ وَمَشْهُورٌ عَنْهُ الْاَوَّلِ. وقال العوفي عن ابن عباس والشفع والوتر قالت الله وتر واحد وانتم شفع ويقال الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. شفع صباح namazı, vitir de akşam namazı. Yani zaten ilk Mekke'de akşam ve sabah namazı vardı ya, biri 2 idi, biri 3 rekattı. قول خامس قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد بالشفع والوتر قال الشفع الزوج والوتر الله عز وجل. شفت شفت demek وتر ده الله عز وجل. وقال أبو عبد الله عن مجاهد الله الوتر وخلقه الشفع والذكر والأنثى. خدنا erkek. Her şeyde bir çift teklik var yani, dişilik erkeklik. Bütün mahlukatın tamamında yani. Kavlun sadis kâle katâd anil hasen ve şef'i vel vitr vel vetr huvel adet minhu şef'un ve minhu vetrun. Kavlun sabi'un fil ayetil kerime revahu ibn Ebi Hatim ve ibn Cerir min tariq ibn Cüreyc thumme kâle ibn Cerir ve rubi anil nebi. Evet.
haberun yu'eyyidul kavlellezî zekârnâ an Ebi Zübeyr. Bunu teyit eden bir haber ondan nakledildi. Haddesine Abdullah ibn Ebi Ziyad el-Katavani, haddesine Zeyd ibn el-Habbab, akbereni Ayyâş ibn Ukbe, haddesine Kayr ibn Nuaym, an Ebi Zübeyr, an Câbir, enne Resulullah kâle, eşşef'u el-yevmân vel-vitru yevmü's-thâlis. İki gün, öbürü de üçüncü güne de geldi. هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم وما رواه أيضا والله أعلم قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما هي الصلاة منها شفع كالرباعية والثنائية ومنها وتر كالمغرب فإنها ثلاث وهي وتر النهار وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل وهي صلاة الليل. Anlaşıldı mı? Şef iki rekatlı namazlara, vitir de tek rekatlı namazlara delalet ediyor. Vakat kâle Abdurrazzak an Ma'mer an Katade an İmran ibn Hasin ve şef'i vel vitr kâle hiye salatul mektube minha şef'un ve minha vitrun ve hâzâ munkat'un mevkufun ve lafzuhu khâsun bil mektubeti ve kad ravaya muttasilen merfu'an illen nebi ve lafzuhu âmun kâle İmam Ahmed. Şimdi bundan sonra arkadaşlar okudum buraya gelmeden önce. Bildiğin rivayetleri, şeyleri tamamen senetle alakalı özel bilgiler veriyor. Burayı şey yapmayalım, hiç girmeyelim. Velleyle İdâyesir'de de kalalım. Orayı böyle, o bölümü atlayabiliriz yani. Onlar da herhangi bir sadece senet kritiği var. Biz de zaten senet kritiği yapmıyoruz bu tefsirde, biliyorsunuz.